Merhabalar arkadaşlar. Bir transfer dedikodusu videosu ile tekrardan karşınızdayım. Evet bu videodaki ismimiz daha önce Galatasaray ile anı, adı anılıyordu ve Galatasaray için hazırlamıştık videoyu ama son dakika haberine göre Beşiktaş'ın hem Arsenal'le hem de El ile prensip anlaşmasına vardığı yönünde kiralık anlamında Muhammed El artık Beşiktaş'ta olduğu söyleniyor. Biz de oyuncunun ilk önce 2019 özelliklerine bakacağız. Ajax Scott raporlarını alacağız. Efe mevcut ve potansiyel yetenek rakamlarını inceledikten sonra El alacağız arkadaşlar günümüzdeki Beşiktaş kadrosuna koyacağız. Tüm transferlerin olduğu, güncel transferlerin olduğu kadroya koyacağız ve sezonu bir sezon, bir sene boyunca simüle edeceğiz. Bakalım Ernie nasıl bir performans göstermiş ona bakacağız. Evet oyuncu Arsenal'in resmi futbolcusu ve burada 91 yazıyor ama 92 doğumlu oyuncu arkadaşlar. 27 yaşında günümüzde. 37 kez Mısır milli takım formasını giyip 2 gol atmış durumda ve piyasa bedeli 21 milyon euro. Şu anda oyunda da transfer listesine konmuş durumda. Arsenal 19 milyon euro istiyor kendisi için ve Çin'den Jiangsu takımı kendisiyle ilgileniyor. ve pozisyonlara geldiğimizde bir orta saha merkez oyuncusu en verimli olduğu pozisyon. Aynı zamanda defansif orta sahada oynayabiliyor. Zayıf da olsa stoper pozisyonunda da oynama imkanı sunuyor profil bize. Biz onu en başarılı olduğu pozisyonda yani orta saha merkez pozisyonunda değerlendireceğiz. Rol ve görev en başarılı olduğu rol ve görev defansif oyun kurucu savunma. Aynı zamanda iki yönlü orta saha destek. Merkez orta saha destek ve Dinamo destek rol rol ve görevlerini de oynuyor. Oyuncu boy 1.80, ağırlık 77 kullandı ayaksa Kişilik oldukça profesyonel medya gözünde orta saha, kalecilik becerisi 3, kaleyi uzaktan yoklayan, sert şutlar çeken ve top almak için defansa kadar gelen bir oyun tarzı var. Elneni'nin fiziksel özellikler, çeviklik 12, dayanıklılık 16, denge 15, güç 15, hız 13, hızlanma 12, vücut zindeliği 18, sıçrama 13. Gayet iyi arkadaşlar, gayet iyi. Denge 15, güç 15, dayanıklılık 16 bir orta saha oyuncusunda sahip olması gereken sertliği yansıtıyor bence bize. Hız ve hızlanması da hiç fena değil gayet yeterli hatta iyi diyebiliriz fiziksel özelliklerine. Zihinsel olarak agresiflik 12, cesaret 14, çalışkanlık 16, karar alma 14, kararlılık 14, konsantrasyon 14, liderlik 11, önsezi 14, özel yetenek 8, pozisyon alma 13. Soğukkanlılık 15, takım oyunu 16, top salon 10 ve vizyon 13. burası da iyi arkadaşlar. Gerçekten bir merkez orta sahancısına göre iyi. mevkisi itibariyle vizyon 13 gayet iyi bir rakam. Takım 16, takım oyunu 16, çalışkanlık 16. onun güçlü takım oyunu takım oyununa sahip olduğunu gösteriyor bize. Soğukkanlılık 15 güzel. Pozisyon alma 13 yeterli takım savunmasında yeterli bir rakam diyebiliriz savunma anlamında. Ön sezi 14 ve karar alma 14 de güzel rakamlar. Evet fiziksel ve zihinsel olarak bence çok güçlü bir oyuncu Enneni. ve tekniğine gelelim. Uzaktan şut 14, top kapma 15, teknik 15, Penaltı 14 pas 14 markaj 13 ilk kontrol 14 dripping 11 kafa vuruşu 12 bitiricilik ve duran topları zayıf ama çok da ona takılmamak lazım. Bakalım şimdi mevkisi itibariyle olan önemli teknik özelliklerine top kapma 15 evet topa müdahalelerindeki başarısını gösteriyor gayet yeterli. Teknik 15, pas 14, ilk kontrol 14 arkadaşlar. Pasör yeteneğini bize gösteriyor ki çok iyi bence. Teknik 15, pas 14, ilk kontrol 14. Bu fiziksel ve zihinsel özellikleri sahip bir oyuncu için oldukça yeterli rakamlar ki Abdullah Avcı'nın pas oyununda da etkili olabileceğini söyleyebiliriz yani. Yani tam teknik anlamda Abdullah Avcı'nın istediği oyuncu arkadaşlar o bölgede. Yani Medel bunu başaracak teknik kapasiteye sahip değildi. Zaten yollar ayrıldı. Enneni geliyor yerine çok doğru bir tercih. Çok doğru bir tercih. Markaj 13'te gayet iyi savunma anlamında. Daha ne olsun? Ya yani bence teknik, zihinsel ve fiziksel anlamda Abdullah Avcı'nın aradığı merkez orta saha Merkez orta saha için tüm özellikleri sahip bir oyuncu. Çok doğru bir transfer hamlesi olarak görüyorum ben. Muhammed Elneni arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Herhalde buradan dönmez gibi gözüküyor bu transfer. Zaten oyuncu da Unai Emery'nin takımında forma şansı bulamıyor. Bu sezon Premier Lig'de bir dakika bile forma şansı bulamadı. Geçtiğimiz sezonda da öyle çok oynama fırsatı bulamadı. Kadro düşünmeyen bir isim. Çok iyi bir transfer. Gerçekten Abdullah Avcı'nın Pas oyun kurgusu içinde çok ciddi verim alabilecek bir oyuncu transfer etmiş gibi gözüküyor Beşiktaş. Ajax scout raporlarına bakalım. Şu an Eredivisie seviyesinde harika bir harika oynar, iyi bir transfer olabilir. Mevcut yetenek 3.5, potansiyel yetenek 3.5, 70 tavsiye puanı ki oldukça iyi bir tavsiye puanıdır teknik ekibe olumlu referans vermiş ayak kodları. Eksiler oyuncunun temsilcisi biraz yüksek sayılacak komisyon isteyebilir. Şans bulduğunda tutarsız dil öğrenmesi gerekiyor ve bir arkadaş grubuna kolayca dahil olabilecek biri değil denmiş. Artılar zinde bir oyuncu milli takımda oynuyor ve milli takım tecrübesi oldukça fazla. Cesareti ve çalışkanlığı onu iyi bir takım oyuncusu yapıyor. Hem pasör hem de takım oyuncusu daha ne olsun. Birkaç mevkide verimli olabiliyor. Profesyonelce hareket eden bir oyuncu başka bir ülkede yaşamaya adapte olabilir. Büyük maçlarda oynamayı çok seviyor. Ve istikrarlı bir oyuncu demişler arkadaşlar artı olarak. Evet geliyoruz FM Editör rakamlarına mevcut yetenek 141, potansiyel yetenek 155. Evet, potansiyeline henüz ulaşamayan bir oyuncu Annene, Bazelden Arsenal'ine çok büyük umutlarla gitti ama olmadı. Arsenal'de oynamak kolay değil. Premier Lig seviyesi hiç kolay değil. Ama mevcut yetenek 141 Beşiktaş'ın e, ilk 11 için müthiş bir rakam. Yani gayet yeterli bir rakam diyebiliriz arkadaşlar. Çok iyi rakamlar olduğunu söyleyebiliriz mevcut ve potansiyel yetenek rakamlarının. Uyum 14, hırs 14. Ee, Kısa dağ kat 14, baskıya dayanıklılık 14, profesyonellik 15, sportmenlik 14, huy 18, tartışma 4, süreklilik 13, çirkeflik 8, önemli maçlardaki form 12, sakatlanma eğilimi 6, çok yönlülük 8 denmiş. Gerçekten güzel rakamlar. <laughs> Şöyle kısa bir kariyer geçmişine de bakalım. Evet, Bazel'de yıldızı parladı bildiğiniz üzere. 2015-2016'da 9.25 milyon euroya Arsenal'e geldi. Premier Lig'de ilk sezon 11 maç, ikinci sezon 14 maç, üçüncü sezon 13 maç oynadı Arsenal'de arkadaşlar. 2018-2019'da da sadece 8 maçtı Premier Lig maçında formasını giydi. Arsenal'in gol veya asist yapamadı. Yani Arsenal'de istediğini gösteremedi diyebiliriz ama bu onun kalitesiz bir oyuncu olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. Bazel performansı gerçekten çok dikkat çekiciydi. Yani Bazel'deki oyununu sahaya yansıtırsa bence Beşiktaş'a çok büyük faydası olur diye düşünüyorum Muhammed Enin'in. Aynı zamanda boyu da öyle çok kısa bir oyuncu değil 180 boyunda gayet yeterli Duran top savunması için ve hücum aksiyonlarında duran toplarda etkili olacaktır. <laughs> Abdullah Avcı'nın pas oyunu için aradığı isim bence arkadaş. Çok doğru bir transfer hamlesi diyebiliriz. Muhammed Erlin için bugüne kadar Süper Lig'de yapılan bu sezon itibariyle ilk 5 transfer arasında verim anlamında gireceğini düşünüyorum Muhammed Elnen'in arkadaşlar. Kaliteli bir transfer. Umarım haber doğrudur. Umarım haber doğrudur. Öyle diyelim. Evet şimdi Elnen'i aldık. Beşiktaş'ın günümüz kadrosuna koyduk. Bakalım Mısırlı oyuncu tüm transferlerin olduğu sezonda nasıl bir performans sergilemiş ona bakacağız. İşte Beşiktaşlı Muhammed Elnen'in 2019-2020 tahmini performansı. Evet, Anne'ni 39 maça çıkmış as takım oyuncusu olmayı başarmış arkadaşlar. 6 gol, 3 asist, 9 gole katkı bir orta saha için 39 maçta bence gayet iyi. Bir kez maçına adım 3 sarı kart, kırmızı kart görmezken 3.33 top kapma maç başına, %79 pas isabeti, %48 şut isabeti ve 6.92 oyuncu puan ortalamasına erişmiş. 6.92 oyuncu puan ortalamasında iyi bir oyuncu puan ortalaması diyebiliriz arkadaşlar. FM 2019 oyun motoru göre fena bir sezon geride bırakmamış en azından kalitesiyle formayı aldığını görüyoruz. Elneni'nin. E şöyle profiline baktığımız zaman aynı arkadaşlar, aynı gerçekten ben beğen ben beğendim profilini. Yani e sizi bilmiyorum ama e ya yani bu kadar fiziksel ve zihinsel açıdan güçlü bir oyuncunun tekniğinin de iyi olması bence çok büyük avantaj e günümüz Abdullah Avcı futbolunda. E şöyle FM Editor rakamlarına bir daha bir bakalım isterseniz. 141'e 155 aynı aynı mevcut yetenek ve potansiyel yetenek zaten potansiyel yetenek aynı olacak. Mevcut yetenek de aynı kalmış arkadaşlar. İyi bir sezonu geride bıraktığını söyleyebiliriz. Elnenin yani Beşiktaş'ta ben gelirse de çok başarılı olacağını düşünüyorum. Beşiktaş ne yapmış? Beşiktaş şampiyon olmuş arkadaşlar. Kuyarajma bugün gitti. Laiç. Victor Ruiz, Enkudu, evet Enkudu fena bir performans göstermemiş. 5 gol 6 asist. Cermin Lens, Caner var bakıyorum. Enlini de 39 maç oynamış. Pedro Rebeco da 39 maç oynamış. Yeni transfer. Doğru bir transfer arkadaşlar. Gerçekten doğru bir transfer. Bilmiyorum çok hani sosyal medyadaki tepkilere bakamadım oyuncu ile ilgili Galatasaray'a Galatasaraylı ismi geçtiğinde çok tepki gören bir isimdi. Ben ona da katılmamıştım. Bazel'deki performansı ulaştığı takdirde Abdullah Avcı'nın pas oyununa dayalı futbolunda çok verimli olacağını düşünüyorum ben Elneni'nin. Sürpriz goller de atacaktır. Uzaktan şutları iyi olan bir oyuncudur arkadaşlar. Sürpriz koşular yapabilir. Elneni ve Dorukan merkez orta sahası güzel bir orta saha. Yani kağıt üstünde çok güzel duran bir orta saha. Umarım bu transfer haberleri doğrudur. Beşiktaş'a hayırlı uğurlu olur arkadaşlar. İyi bir futbol izleyeceğiz. Türkiye'de bence yani tüm taraftarlar tarafından da sempatiyle karşılanacak bir oyuncu. Onu da söyleyeyim. Öyle çirkef bir oyuncu değildir arkadaşlar. Gerçekten karakteri de yüksek bir olan oyuncudur. Muhammed anneni Beşiktaş'a tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bu transferin bu aşamadan sonra döneceğini çok fazla sanmıyorum. Çok Sağlam kaynaklar çünkü bu haberi basına girdiler arkadaşlar. Yani muhtemelen yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek Muhammed Elnen'i. Evet bir transfer dedikodusu videosunda sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Yavaş yavaş büyümeye çalışıyoruz. Hoşçakalın. Futbol Menajer 2019'da kalın.